Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Sizlere 27 Eylül 3 Ekim haftasının önemli astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. Haftaya pazartesi günü 27 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcunda yılın son ve 3. geri hareketiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta itibariyle gölge günlerini yaşamaya başlamıştık ve şimdi resmi olarak bu süreç başlamış oluyor ve 18 Ekim'e kadar geri hareketi devam edecek. Gezegenlerin geri hareketi sırasında bakış açımızı dıştan içe doğru yöneltmeye başlarız ve bu özellikle ilgili gezegenin temsil ettiği konular hakkında olur. Merkür geri hareketinin genel etkilerinden bahsedecek olursam ki artık astrolojiyle ilgilenenler bunları çok iyi öğrenmiş durumda. Başta iletişim olmak üzere iletişimle ilgili tüm işler, kısa yolculuklar, seyahatlerimizde bazı aksaklıklar ve yavaşlamalar oluşabiliyor. Bu süreçte yanlış anlaşılma ve karşımızdakinin söylediklerini de yanlış anlama fazlalaşır. Dikkatimiz de daha fazla dağılabilir. Randevu ve toplantılarımızda yanlış planlamalar ve gecikmelerin olması da sıkça yaşanır. Yanlış kişilere mesaj veya mail atmak, kısacası iletişim kazalarına açık bir zaman diliminde oluyoruz. Özellikle internet ve sosyal medya üzerinde bu yönde sıkıntılar artar. Bunun etkilerini en aza indirmek için yazdıklarımızı, plan ve programlarımızı 2 defa kontrol etmek oluşabilecek sıkıntıları en aza indirecektir. Seyahatlerde de ulaşımla ilgili aksaklıklar, iptaller, bavulların kaybolması gibi durumlarda yaşayabiliriz. Şimdi gelin bakalım Merkür'ün geri hareketini gerçekleştireceği Terazi burcunda hayatlarımız üzerine nasıl etkileri olacak? Son dönemde gerek yazılarımda gerekse videolarımda vurguladığım üzere Merkür, Güneş ve Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle ilişkilerimiz ön plana çıkmaya başladı. Burada sadece özel ilişkilerimiz değil, iş, aile, arkadaş, yani hayatta insanlarla temas ettiğimiz tüm noktalar ve onlarla yapılan işbirlikleri, ortaklıklar, sözleşme ve anlaşmalar vurgulanmaktadır. Ben-biz dengesini öğrenmeye başlayacağımız önemli bir süreçteyiz. Bu dönem insanın aynasıdır sözünü çok sık hatırlamamız gerekiyor. Ayrıca özellikle adil ve hakkaniyetli olmak, insanlarla uyumu ve dengeyi yakalamak çok önemli olacak. Bazı yüzleşmeler ve eleştirilerle de karşılaşabiliriz. Bunları olumlu karşılamak aslında Terazi burcunun simgelediği kendimize ve karşımızdakilere ne kadar objektif bakabildiğimizi gösterecek. Buradaki yüzleşmeler ve farkındalıklarımız 18 Ekim sonrası için hayat yolumuzda çok belirleyici etkilere sahip. Çünkü Merkür Kuzey Ay düğümü ile etkileşim içinde olacak. Kuzey Ay düğümü bir nevi geçmişle gelecek arasında bir köprü görüyor. Terazi burcunda olacağı için evlenme, ortaklıklar ve resmi imza gerektiren konular ön plana çıkacak. Ani evlilik veya ortaklık tekliflerine lütfen dikkatlice yaklaşın. Çünkü ileride bunlarla ilgili pürüzler ortaya çıkabilir. Ve evet, ilahi adaletin de tecelli edeceği bir süreç. Çünkü geri giden Merkür, Jüpiter ile de etkileşim içinde olacak. Geçmişle ilgili kişi ve olaylar karşımıza çıkabilir ve açık tuttuğumuz dosyaları kapatabiliriz. Küçük bir tavsiye, geçmişten gelen kişiler kafanızı karıştırırsa karar vermek için lütfen 18 Ekim sonrasına kadar bekleyin. Ayrıca bu zaman diliminde açık düşmanlıklar, hukuksal süreçler, davalar ve bunlarla ilgili olaylar ve tamamlanmalarla ilgilenmek durumunda da kalabiliriz. Merkür'ün geri hareketi süresince bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüz konular hakkında konuşmak ve bu yönde düzeltmeler talep etmek için harekete geçebiliriz. Çünkü ne istediğimiz ve ne hissettiğimizi anlatabilirsek Merkür'ün düz seyrine dönmesiyle birlikte hayatımızda olumlu tezahürler gerçekleşmeye başlayabilir. Yani aslında gerek özel, gerek iç ilişkilerimiz üzerinde çalışabiliriz. Buralarda rahatsız olduğunuz ve mutlu olduğunuz yönleri gerekirse not alın ve kendi içinizde neyi isteyip neyi istemediğinizle ilgili netleşmenizi, ardından da bunu karşınızdaki kişiye nasıl izah edebileceğinizin kararını vermenizi tavsiye ederim. Bu kadarını yapmak istemeseniz bile en azından tüm ilişkileriniz hakkında düşünebilir ve analiz yapabilirsiniz. Aslında buradan çıkan sonuçlar ve çözümler sizi mutsuz eden bağlardan daha kolayca kopmanıza olanak sağlayacak. Zaten geçtiğimiz hafta gerçekleşen Balık dolunayında kullandığım bir cümle vardı. Kendi hakkımıza girmemeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yani aslında terazinin 2 kefesini de dengelemeyi öğreniyoruz. Buradaki farkındalıklarımızı da 18 Ekim'den sonra daha temeli sağlam birliktelikler, ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak için hazırlık yapmış oluyoruz. Merkür retro hareketinde elektronik aletlerimiz daha sık bozulabileceği için yedeklemeyi unutmayın ve yeni telefon ve bilgisayar gibi aletleri almamanızı tavsiye ederim. Ülke genelinde mahkemeler, hak ve hukukla ilgili konular ön plana çıkarken sanatçılar ve sanatçıların aşk hayatı, ilişkileri, evlilik, boşanma, gizlenen olayların ortaya dökülmesine de tanık olabiliriz. Aynı zamanda güzellik ve estetik merkezleri, kuaför ve moda ile ilgili konu ve durumlar ön plana çıkabilir. Haftanın diğer bir önemli olayı da Merkür'ün geri hareketine başladığı ertesi gün hissetmeye başlayacağımız ve hafta boyunca da arka planda etkisi devam edecek olan Merkür-Plüton kare açısı. Özellikle geçmişle ilgili konular karşımızdaki kişiyi incitmek veya üzerine baskı yaratmak için kullanılabilir. Düşüncelerimiz adeta patlama noktasına gelebilir. Aman dikkat diyorum. Çünkü söylenen sözlerin geri dönüşü çok zor olacak. Öfke nöbetlerine açığız. Lütfen sakin kalmaya özen gösterelim. Sadece kendi bakış açımızla değil, karşımızdakini de anlamaya ve daha fazla empati yapmaya çalışmalıyız. Haftanın en güzel açısı 29 Eylül'de kesinleşecek ve 3 gün etkili olacak Venüs-Neptün üçgen açısıdır. Hayallerimiz ve isteklerimizin peşinden gitmek isteyebiliriz. Uzun zamandır hasret kaldığımız mutluluk duyguları tekrar canlanabilir. İlişkilerde duygularımız fazlasıyla yoğunlaşabilir ve bizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabiliriz. 30 Eylül'de yine çok güzel destekleyici bir açı oluşmakta. Bu sefer Güneş ve Satürn arasında gerek aile gerek iş konularında kendimize gösterebileceğimiz ve güzel destekler alacağımız bu süreci 29 Eylül ve 1 Ekim arası değerlendirebiliriz. Mars ile Satürn zaten güzel bir etkileşim içindeydi. Şimdi Güneş'in de aralarına katılmasıyla geleceğe yönelik kalıcı adım ve gelişmeler yolumuzu aydınlatıyor olacak. Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu, ilişkiler konusunda dikkatli olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Son günlerde bazı olayların iç yüzünü görmüş, bazı haberler almış ve üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Bu haftada koşulları çok zorlamamanızı tavsiye ederim. Merkür retrosu ile birlikte insanlarla iletişim problemleriniz artabilir ve yanlış anlaşılmaların sonucunda ipler gerilebilir. 18 Ekim'e kadar hem iş hem özel ilişkilerinizi bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. İnsanlar sınırlarınızı ne kadar ihlal ediyor veya siz ne kadar insanların sınırlarına müdahale ediyorsunuz. İş hayatınızda da ortaklıklar, müşteriler veya yaptığınız anlaşmaların bir gözden geçirme süreci olarak değerlendirin. Fazlaca risk almanız sizi kayıplara uğratır. Eleştirilere bu dönem daha fazla maruz kalabilirsiniz. Hemen karşılık vermeden önce kimin ne kadar haklılık payı var diye düşünün ve olabildiğince sinirlerinize hakim olun. Aslında biraz geri çekilme ve dıştan bir gözle objektif olarak durum ve olayları incelemeye çalışın. Sağlığınıza yine dikkat edin. Özellikle sinirsel gerginlikler baş ağrılarını, bel ve boyun bölgesinde sorunlara yol açabilir. Gerginlik hissettiğiniz zamanlar sizi rahatlatacak küçük molalar verin ve size iyi gelecek işlerle ilgilenin. Bu hem rahatlamanızı hem de kafanızı boşaltmanızı kolaylaştıracak. Uyum içinde hareket etmek size bu süreçte kazançlı çıkaracak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burcu, bu hafta Merkür'ün geri hareketiyle birlikte çalıştığınız iş ve sağlık alanınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. İş ortamında ve iş arkadaşlarınızla uyumsuzluklar, yanlış anlaşılmalar artabilir ve fikir ayrılıkları size yorabilir. Daha stratejik ve dengeli bir tutum izlemenizi tavsiye ederim. İş değişikliği düşünürseniz hemen acele etmeyin veya iş teklifleri de alabilirsiniz. Ama hemen karar vermemenizi etraflıca düşünüp 18 Ekim'den sonra nihai bir karar almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu süreçte atacağınız imzalarda sonradan sıkıntıların oluşması yüksek olasılıktadır. Yurt dışı bağlantılı, ticari, hukuksal veya eğitimle ilgili işleriniz varsa bazı pürüzler çıkabilir. Onlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlar oluştururken çok yaratıcı fikirler gelebilir. Bunların da üzerine düşünüp sonrası harekete geçebilirsiniz. Önceden yaşadığınız bir sağlık sorunu tekrar nüksedebilir. Lütfen gerekli kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Bel bölgesi ve eklem ağrılarınız artabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu, Güneş terazi burcuna geçtiği için çok güzel destek açıları alıyorsunuz ve Merkür retrosuna rağmen daha göz önünde olacağınız, hayat enerjinizin de canlanacağı bir süreçtesiniz. Bu hafta kariyer alanınızla ilgili belirsizlik yaşadığınız konularda olumlu veya olumsuz geri dönüşler alabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. İş yerinizde bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Sinirleriniz bu hafta biraz zorlanabilir. İnsanlarla münakaşalara girmemeye çalışın. Bunlara rağmen yeni insanlarla tanışabilir, farklı ortamlara girebilirsiniz. Ve 18 Ekim'e kadar maddi konularla ilgili bazı pürüzler ortaya çıkabilir. Bu unutulmuş bir kredi ödemesi veya bir vergi borcu olabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür, aşk, çocuk ve yaratıcılık evinizde gerilemeye başlayacak. Eski bir aşkınız sizinle tekrar iletişime geçmek isteyebilir, aniden karşınıza çıkabilir veya şimdiki partnerinizle bazı anlaşmazlıklar tekrar gündeme gelip bu konular üzerine konuşmanız gerekebilir. Olabildiğince kendinizi net anlatmaya çalışın ve karşınızdaki kişiyi de doğru anladığınızdan emin olun. Birbirinize daha çok zaman ayırırsanız ilişkinizi olumlu bir şekilde derinleştirebilirsiniz. Ama aşk hayatınızla ilgili önemli bir karar almak için yine 18 Ekim sonrasına kadar beklemenizi tavsiye ederim sevgili ikizler. Çocuğu olanların onlarla ilgili beklediği bir haber varsa bu haftadan itibaren gelebilir. Özellikle mesleki ve eğitimle ilgili konularda bu olabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu. Bu hafta fazla duygusal davranıp insanlarla ilgili hayal kırıklıkları hissediyor olmanız olası. Ama burada acaba duygularınızı ne kadar karşı tarafa doğru aktarabildiğinize odaklanmanızı tavsiye ederim. Ev, yaşam alanı, aile ve ebeveynlerle ilgili bazı durumlarda ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu konularla ilgili geçmişten gelen bazı sorunlar tekrar önünüze gelebilir ve çözümler gerektirebilir. İnsanlarla yaptığınız iş birliklerinde bazı sorunlar ortaya çıkarsa lütfen sakin bir iletişim dilini seçip konuyu iki tarafın lehine olacak şekilde çözmeye çalışın. Bu süreci bu konuları netleştirmek ve tamamlamak için değerlendirebilirsiniz. Ailevi konular, ev tadilatı, ev değişimi, taşınma, bir evin alım veya satımı, kiraya verilmesi gibi konularla ilgili kararları lütfen 18 Ekim'e kadar vermeyin. Aile üyeleriyle yanlış anlaşılmalar bu süreçte fazlalaşabilir. Anlaşmazlıklar yaşandığında sizi üzen veya kıran konuları da konuşmaktan lütfen çekinmeyin. Hayatın mecburiyetleri dışında bu hafta sizi daha fazla mutlu eden şeylere odaklanmak isteyebilir. Ama harcamalarınıza lütfen dikkat edin. Farkında olmadan keyfi harcamalarınızı arttırabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslan ve yükselen aslan burcu. Bu hafta uzun zamandır ertelediğiniz yarım kalan işlerle ilgili görüşme ve toplantılar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yazılı sözlü işler ve tamamlanması gerekenler önünüze gelebilir. Son günlerde maddi konular ve ödemelerle ilgilenmiş olabilirsiniz. Ama artık 18 Ekim'e kadar yeni girişimlerden uzak durmanızı ve imza gerektiren yeni bir anlaşma ve sözleşme imzalamamanızı tavsiye ederim. Merkür geri hareketi süresince kendinizi tam olarak anlatamadığınızı ve anlaşılmadığınızı fark edebilirsiniz. Ama yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili çözülmemiş bir sorun varsa bunların çözümüyle ilgilenebilirsiniz. Bu dönem özellikle maddi konularda fazlaca risk almayın. Yakın seyahatlerde bazı pürüzler ortaya çıkabilir. Lütfen her şeyi iki defa kontrol edip yola çıkın. Elektronik eşya veya araba almayı düşünürseniz de lütfen 18 Ekim sonrasına kadar bekleyin. Eski arkadaşlarınız ve akrabalarınızla tekrar iletişim kurabilir ve bu dönem bir araya gelebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Lütfen uyumlu bir iletişim tarzına dikkat edin. Solunum yollarınıza, boğaz enfeksiyonlarına, el ve kol ağrılarına bu hafta dikkat edin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak burcu. Son günlerde ilişkilerde önemli kararlar almanız gereken bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Zaman zaman kafa karışıklıkları sizi yormuş olabilir. Şimdi de yönetici gezegeniniz Merkür geri hareketine başladığı için siz de direkt etki alıyorsunuz. Bu bağlamda özel hayatınızla ilgili belirsizlikleriniz varsa lütfen 18 Ekim'den sonra karar almanızı tavsiye ederim. Detayları kendinize fazlaca kaptırıp farkında olmadan kolay çözüm yollarını görmezden gelip işleri kendinize fazlaca zorlaştırabilirsiniz. Aslında düzen yaratayım derken düzensizlikler oluşabilir. Bu dönem insan ilişkilerinizde sizi zorlayan, yanlış anlaşılmaları sürükleyen davranışlarınıza bakabilir ve analiz edebilirsiniz. Geliriniz, maddi kazançlarınız, iş yapma şekliniz, kaynaklarınızı nasıl kullandığınız, insanlarla ortak yaptığınız işler, iş birliklerini tekrar masaya yatırmanız gerekebilir. Ve bunun sonucunda insanlarla tekrar bunların üzerinde konuşup 18 Ekim'e kadar yeni yol haritaları belirleyebilirsiniz. Ama maddi kararlar almayın, yeni bir borca girmeyin lütfen. Fikirlerinizi maddi kazanca dönüştürdüğünüz harika bir zamandasınız. Merkür'ün geri hareketi süresini eksiklerinizi tamamlamak için mutlaka değerlendirin. Özellikle Ekim sonu itibariyle aldığınız kararları uygulayabilir ve başarılı sonuçları daha net görmeye başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizden güzel destek ve haberler alabilirsiniz ama bu hafta hayatınızdaki özel kişiyle veya çocuğunuza bir yanlış anlaşılma sinirlerinize gelebilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili terazi ve yükselen terazi burcu. Bildiğiniz üzere Mars'tan sonra Güneş de birkaç gün önce burcunuza geçti. Enerjiniz canlanmaya başladı ve daha fazla göz önünde bulunacağınız bir aylık sürece girdiniz. Bu vesileyle tüm terazilerin doğum günlerini kutlarım. Son zamanlarda zihinsel olarak daha yorgun hissetmiş olabilirsiniz ve bu durum sağlığınıza da yansımış olabilir. Merkür bu hafta burcunuza geri gitmeye başlıyor. Tam bazı şeyler hızlanmaya başlarken birdenbire yavaşladığını göreceksiniz. Ama size tavsiyem bunu bir yenilgi olarak görmeyip tam tersi geriye bakıp aldığınız kararları tekrar bir gözden geçirme ve gördüğünüz hataları tespit edip düzeltmesini sağlayabilir ve yarım kalan işlerin tamamlanma süreci diyebiliriz. Özellikle yeni kararlar almak, imza atmak için uygun süreçte değilsiniz. Bir ortaklık veya işbirliği düşünüyorsanız bu süreçte bazı sıkıntılar oluşabilir. Bu yönde yeni bir girişimde ancak 18 Ekim sonrası bulunmanızı tavsiye ederim. Gelirlerinizde bu hafta bir artış olabilir, güzel bir haber alabilirsiniz. Ev ve aile içerisinde eş ve aile üyeleriyle bazı yanlış anlaşılmalar, tartışmalara yol açabilir. Lütfen doğru anladığınızdan ve anlaşıldığınızdan emin olun. Çünkü hafta başı aile içinde oluşabilecek yanlış anlaşılmalar mümkündür. Lütfen fazla öfkeli davranmayın. Bu dönem imaj değişikliği veya güzellik estetik konularına karar almamanız uygun olacaktır. Bağırsak rahatsızlıklarına dikkat edip sağlıklı bir beslenme programı uygulamanızı tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burcu. Son zamanlarda özel hayatınızda olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz. Enerjinizi eski oranla daha düşük hissedebilirsiniz. Şimdi de Merkür'ün geri hareketiyle birlikte düşünceleriniz daha fazla geçmişe ve geçmişte yaşananlara takılabilir. Geçmişten kişiler ve hesaplaşmalar önünüze gelebilir veya affedemediğiniz kırgınlık ve öfkelerinizi fark edebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle bazı yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Zihinsel olarak da daha karışık hissedebileceğiniz bu süreçte kendinize daha fazla vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Özellikle psikoloğa gitmek ve terapiye başlamak için de uygun bir süreçtesiniz. Yine sağlığınızı ihmal etmeyin. Uyku düzeninize ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın. Size bu süreçte biraz daha inzivada kalmak iyi gelecektir. İş hayatınız ve maddi konularda da istediğiniz sonuçlar gerçekleşmiyorsa koşulları fazlaca zorlamayın. 18 Ekim'e kadar geriye dönük bir analiz ve eksikleri tamamlama süreci olarak kullanın. Bu dönem sezgileriniz ve haberci rüyalar kanalınız aktive olacak. Bu sebeple insanların etkisinde fazlaca kalmayın. Bu hafta iç sesiniz size yol gösterecek. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yay ve yükselen Yay burcu. Son günlerde ev ve aile konularıyla daha fazla ilgilenmiş olabilirsiniz. Bazı kararsızlıklar sizi yormuş olabilir. Bu hafta ise işiniz ve geleceğe dair belirsiz konular üzerine düşünmek için değerlendirebilirsiniz. Ve özellikle bu hafta karşınıza çıkan fikir ve kişilere lütfen ön yargılı davranmayın. Çünkü bunlar size yol gösterecek niteliktedir. Zaten sezgileriniz bu hafta çok yüksek olacak. Bunu lütfen bastırmayın. Hafta sonuna doğru güzel destekler alabilirsiniz. Merkür geri hareketi size arkadaş, sosyal çevre, geleceğe dair projeler ve kendi işiniz varsa elde ettiğiniz kazançlar evinizde etkili olacak. Bu dönem bunlarla ilgili tekrar bir gözden geçirme süreci olacak ama yenilikler yapmayı planlıyorsanız 18 Ekim sonrasına bırakmanızı tavsiye ederim. Arkadaş ve sosyal çevrenizde geçmişteki konular açılabilir ve bazı sıkıntılara yol açılabileceği gibi uzun zamandır görüşmediğiniz eski arkadaşlarınıza tekrar bir araya gelebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara ve iletişimsel sıkıntılara dikkat edin lütfen. Sağlığınız bu hafta olumlu etkiler alıyor. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu. Son günlerde tüm hayat enerjinizi ve mücadelenizi kariyerinize ve hedeflerinize ulaşmak için yöneltmiş ve bu uğraşların sonucunda önemli başarılar da sağlamış olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok hareketlenmiş ve önemli kararlar almaya çalışmış olabilirsiniz. Bu hafta yine özellikle çalışma hayatınız çok aktif olacak. Her şeyin üstesinden gelmek için yeterli enerjiye sahipsiniz ama sağlığınızı ihmal etmeyin. Fazla kendinizi yorabilirsiniz. Aile ve özel ilişkilerinizde hafta içinde sevindirici gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ama iletişim kurarken uyum odaklı olmayı ihmal etmeyin. Merkür'ün geri hareketi sizin kariyer ve iş evinizde gerçekleşecek. 18 Ekim'e kadar önemli girişimler ve değişimler yapmamanızı tavsiye ederim. Belki iş değişikliği veya pozisyon değişikliğini düşünebilirsiniz. Yöneticileriniz veya iş konularıyla ilgili sözleşmeler de bazı pürüzler oluşabilir. Eski çalışma arkadaşlarınızla bir araya gelip yeni projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Kariyer hayatınıza dair önemli kararları lütfen 18 Ekim'den sonra almanızı tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu, yaratıcılığınızın artacağı bir haftadasınız. Siz de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte olumlu etkiler alıyorsunuz. Fikirleriniz önemseniyor, ilişkileriniz ve sosyal hayatınız hareketleniyor. Maddi konularla ilgili bazı mücadeleler vermiş olabilirsiniz ve bu yönde karar almak son günlerde kafanızı yormuş olabilir. Şimdi ise Merkür'ün geri hareketi sizin yabancılar, uzak kültürler, seyahatler, eğitim, ticari ve hukuksal alanlar evinize gerçekleşecek. Eğer bu alanlarda girişimleriniz varsa şimdi bunlarla ilgili tamamlayıcı prosedürlerle ilgilenmek ve eksikleri tamamlamak durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte yapılan sözleşmelerde bazı sıkıntılar oluşursa lütfen fevri davranmayın ve ani kararlar almayın. 18 Ekim'e kadar seyahate çıkarken bazı olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela ulaşım araçlarında gecikmeler, iptaller, pasaportunuzun veya bavulunuzun kaybolması gibi durumlar oluşabilir. Bu hafta endişelerinizi bir kenara bırakırsanız sevdiklerinize güzel vakit geçirebilirsiniz ve onlardan güzel destekler de alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Balık ve yükselen Balık burcu, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Balık dolunayı sizin burcunuzda gerçekleşti ve bu dolunaydan yoğun etki aldınız. Daha yorgun, daha karamsar hissetmiş olabilirsiniz. Tatminsizlikleriniz artmış olabilir. Bu hafta enerjiniz yavaş yavaş yükselmeye başlarken sağlığınıza gereken öneme gösterin. Bağışıklığınızı güçlendirin ve uyku düzeninize dikkat edin lütfen. Bu hafta en başta kendinize inancınızı yükseltin. Kendi üzerinizde baskı kurmayın ve iletişimde kırıcı olmamaya çalışın. Bu hafta aile ve sevdiklerinize kalbinizi açarsanız güzel destekler alabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi sizin ortak para alanlarınıza gerçekleşecek. Bunlar nedir diye sorarsanız işinizde ortak paranız dışında borçlar, ödemeler, nafaka, miras konularını içermektedir. Bazı eski borçlar ortaya çıkabilir veya yeni bir yapılanma yapabilirsiniz. Evli olan balıklar eşlerin gelirleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapabilirler. Miras veya tazminat yoluyla beklediğiniz bir para varsa 18 Ekim'e kadar bununla ilgili bir netleşme olabilir. Bu süreci maddi kaynaklarınızı gözden geçirme süreci olarak değerlendirebilirsiniz ama yeni bir kredi çekmek, maddi bir borca girmemenizi ve kimseye kefil olmamanızı tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin.